3 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce günün gelişmelerinden derlediğimiz bazı başlıklar. Dün 9 Ocak Paris katliamının yıl dönümüydü. 7'den 70'e herkes alanlardaydı. Eylemleri sizler için derledik. Avrupa'da yaşayan Kürdistanlılar da yarın Paris'e akacak. Çağrılar vardı. Cezaevlerine ve yerel seçim hazırlıklarına ilişkin haberlerimiz de olacak. Ama önce Orta Doğu'dan sıcak gelişmelere bakalım. Elekrat cephesi ile Suriye muhalefetine bağlı askeri güçler Irak Şam İslam Devleti çetesine karşı ortak operasyonlar yapıyordu. Dünkü operasyonlarda 9 IŞİD üyesi öldürüldü. Elekrat cephesiyle muhalefete bağlı taburlar Halep'in Kastelo yolu ve Misakin mahallesinde El-Kaide bağlantılı IŞİD'e yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 9 IŞİD üyesinin öldürüldüğü kaydedildi. Elekrat cephesi ve muhalif güçlerin IŞİD çetesine ait askeri merkezleri de kuşatmaya aldıkları belirtiliyor. Suriye muhalefetinin özellikle ülkenin kuzeyinde IŞİD çetesine karşı birleşmesi iç savaştaki dengeleri değiştiriyor. IŞİD çetesine mensup gruplar Halep'teki birçok merkezden çekilmek zorunda kaldı. Suriye krizinin görüşülmesi beklenen Cenevre 2 konferansına sayılı günler kaldı. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye'de siyasi çözüm sürecini başlatmayı hedefleyen konferansı değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki 13 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te ikili görüşmede diyaloğun süreceğini belirtti. Suriye muhalefeti ise yaklaşık 130 kişilik bir grupta İspanya'nın Kurtuba kentinde toplantılarına devam ediyor. Ancak muhalefetin 17 Ocak tarihinde tekrar olağanüstü toplanması bekleniyor. Öte yandan BDP Cenevre 2 toplantısına Kürtlerin davet edilmesi için Birleşmiş Milletler'e mektup yazdı. Mektupta Kürt Yüksek Konseyi'nin üçüncü bir yol olduğuna işaret edildi. Ve sizden Kürt Yüksek Konseyi'ni Suriyeli Kürtlerin önemli bir temsilcisi ve aynı zamanda Suriye'nin önemli ve güçlü bir demokratik muhalefeti olarak Cenevre 2 toplantısına davet etmenizi istemekteyiz denildi. Irak'ta şiddet devam ediyor. Başkent Bağdat'ta bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlattı. Patlamada 22 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 30 kişi ise yaralandı. Saldırı askeri bir eğitim kampı yakınlarında gerçekleşti. Bu nedenle ölü ve yaralıların çoğunun eğitim alan askerlerden oluştuğu bildirildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Başbakan Nuri El Maliki, El-Kaide ve müttefiklerini yok etme sözü verdi. Askeri yetkilileri ise çatışmaların devam ettiği Anbar eyaletinde durumun ordu lehine geliştiğini belirtiyor. Anbar eyaletinde son 10 gündür yaşanan çatışmalarda en az 60 kişi hayatını kaybederken 300 kişi ise yaralandı. ...9 Ocak 2013 tarihinde katledilen 3 Kürt kadın devrimci için Kürdistanlılar ve dostları yarın Paris'te buluşacak. Avrupa'nın dört bir yanından yarınki buluşma için harekete geçildi. On binlerin katılması beklenen yürüyüş ve miting için hazırlıklar sona erdi. Yarın sabah saat 10'da Gare du Nord önünden bir araya gelecek olan Kürdistanlılar buradan Republik Meydanı'na yürüyecek. Yürüyüş 4 kortej şeklinde gerçekleşecek. Mitingin konuşmacıları arasında DTK eş başkanı Aysel Tuğluk, Fransız Komünist Partisi Genel Sekreteri Pierre Lorrain, FK eş başkanları Kenike Kongre Gel gibi Avrupalı Kürt kurum ve kuruluş temsilcileri yer alacak. Tevçant Kadın Korosu da marşlarla eyleme katılacak. Yürüyüş Tertip Komitesi tüm Kürdistanlıları ve dostlarını yarın Paris'te katliama karşı yek vücut olmaya çağırdı. Toplumun farklı kesimleri de bir haftadır dilleri döndüğünce 9 Ocak'ın kendileri için ne ifade ettiğini anlattı. Bazen kelimeler kifayetsiz kaldı, bazense adalet haykırışları yankılandı. 9 Ocak
Sakine, Fidan ve Ronahi artık. Öğrenciler. Sanatçılar. Sakine, Leyla ve Fidan. Kadınlar. Sakine, yok hak, ölümsüzlük. Sakine, yok hak, ölümsüz. Çocuklar. Gençler. Kısacası her yer Sakine, Fidan ve Leyla oldu. 9 Ocak bir şey daha oldu. Özgürlüğe dek mücadele sözü. İktidar ve mahkemelerinin Roboski katliamının üzerine örtmeye çalıştığını kamuoyu verilen takipsizlik kararıyla bir kez daha görmüştü. Aynı mahkemeler katliamın hesabını soran Roboski'li ailelere yönelik baskıları da sürdürüyor. Roboski katliamında 11 akrabasını kaybeden Ferhat Encü'ye jandarmaya hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla varan hapis istemiyle dava açıldı. Davaya ilişkin televizyonumuz Metnüçe'ye konuşan Encü, 34 insanın hukukunu, adaletini sağlayamayan hiçbir devleti ve mahkemesini tanımayacağını belirtti. Encü takipsizlik kararının verildiği bir dönemde hakkında dava açılmasının manidar olduğunu dile getirdi. Mahkemeye gitmeyeceğini ve ifade vermeyeceğini söyleyen Ferhat Öncü, zorla götürülmesi halinde de aynı tutumu sergileyeceğini ifade etti. Hakkında bugüne kadar 5 soruşturma açılan Ferhat Öncü, 6 kez gözaltına alındı. Öte yandan Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde Roboski katliamını kınayan 44 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Van'ın Erciş ilçesinde de BDP ilçe başkanı Abidin İnci, BDP'li yöneticiler Kenan Ultar, Recep Akyüz, Sarıya Bileci ile Kurdider Şube Başkanı Nefise Taylan'ın yanı sıra kent sakinlerinden Hatun Çelik Hasır, Engin Ulugan'a, Mesut Eren ve Mehmet Seyat hakkında Roboski ve Paris katliamını protesto ettikleri için soruşturma açıldı. Türkiye cezaevlerinde tutulan gazeteciler sıralamasında dünya birinciliğini hiçbir ülkeye kaptırmıyor. Türkiye'de 64 gazeteci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü cezaevinde karşıladı. Ahmet'te bir araya gelen basın emekçileri ise baskıları ve özgürlük basının direniş geleneğini anlattı. Ahmet'te yayın yapan Gün TV Kürtçe haber editörü Ömer Tur, Kürt gazetecilere yönelik bir kırım yapıldığını kaydetti. Tur, baskılara son verilerek gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep etti. Evrensel Gazetesi Ahmet temsilcisi Cumhur Daş ise özgür basın geleneğinin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Bizden önce gerçeği halka ulaştırmak üzerine bedel ödemiş insanların biz kalemini taşıyoruz. Onların mirasını taşıyoruz. Bu medya kuruluşlarına baktığı zaman kendi sahibinin çıkarları doğrultusunda yayın yapan bir anlayışa sahip diğer medya organları iş adamlarının elinde büyük ihalelerin döndüğü bir ortamda hem şirket patronu hem de gazete patronu olarak varlık gösterebiliyor. Son dönemdeki özellikle iktidar güçlerinin arasındaki çatışmalarda aslında neyin yansıdığını, neyin gerçek olduğunu muhalif basını yazmaya, anlatmaya devam edecek ve bu noktada susmayacağız diyebiliriz. Kadın gazeteciliği alanında bir ilki gerçekleştiren Jin Haber Ajansı editörlerinden Zehra Doğan,
AKP hükümeti döneminde artan baskılara dikkat çekti. Son zamanlarda özellikle son 3 yıldır Kürt gazeteciler ve muhalif gazeteciler üzerinde yoğun bir baskı var. Son zamanlarda iktidar, yani hükümet tarafından, AKP iktidarı tarafından gazetecilere yoğun bir baskı oldu. İktidar zaten ne yapıyor? Bu kez yine şiddeti demokrasi adı altında gösteriyor. Yani sana sözlü bir şiddet uyguluyor. Sana artık medya patronlarının eliyle seni işten kovuyor, seni tehdit ediyor. Yani yine o medya patronları aslında AKP hükümetinin beyniyle gelişen ve hareket edenlerdirler. Özgür Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hayrettin Çelik ise basın çalışanlarının baskılar karşısında örgütlenmelerinin önemine değindi. Türkiye'de basın özgürlüğü denince açıkçası akla baskı, işkence, işte gözaltı, cezaevi geliyor. Yani burada ne kutlanacak bir bayram var, ne de kutlanacak bir gün var. Biz diyoruz köşeye çekilme zamanı değil. Tam tersine mücadele etme zamanıdır. Bugün her ne kadar ana akım medya varsa buna karşı özgür basını savunan, özgürce haberin peşinde koşturan medya da vardır, gazeteciler de vardır. Bu arkadaşlarımızı da bekliyoruz bu alanlara. Ahmet Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı basın mensuplarıyla kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Kışanak katledilen basın emekçilerini anarken Anlı baskısız günlerin olması dileğinde bulundu. Sevgili Musa Anter şahsında ben yaşamını yitiren tüm gazeteci arkadaşlarımızı burada saygıyla anıyorum. Yurttaşın haber alma hakkını yerine getirme çabasından dolayı bedel ödemeyeceği günler diliyorum. Çalışan gazeteciler günü hepimiz. Öte yandan tüm bu hukuksuzluklara karşı KESK, DİS, TİMÖP ve TTB yarın büyük bir miting düzenliyor. STK'lardan oluşturulan platformun mitinge katılım çağrısı yankı bulmaya devam ediyor. Yolsuzluk, rüşvet, emek sömürüsü, savaş ve Roboski katliamının üstünün örtülme çabasına karşı Ankara'da özgürlük, barış, demokrasi, adalet ve emek mitingi düzenleniyor. Çağrıya Kartal halkı yanıt verdi ve AKP hükümetinin ortaya çıkan yolsuzluklarına karşı dün akşam yürüyüş düzenledi. Kartallı Kazım Meydanı'nda bir araya gelen emekçiler, özgürlüğün, barışın ve demokrasinin mücadelesini büyüteceğiz dedi. Ankara Kızılay'da özgürlük, barış, demokrasi, adalet ve emek mitingine çağrı bildirileri dağıtıldı. Sürgünlerle birlikte PKK'lı ve Pejaklı tutsaklara uygulanan işkenceler ileri boyutlara taşınıyor. Haberimiz adı sıkça işkencelerle anılan Sincan cezaevinde. Sincan, İkinoğlu F tipi kapalı cezaevine sürgün edilen Zülküf Gezen'e gardiyanların işkence yaptığı ve tek kişilik hücreye kapattığı öğrenildi. İşkenceye karşı tutsakların gürültü eylemine başladıkları bildirildi. Tutsaklardan Orhan Onay, 7 gündür isyanda olduklarını belirterek hepimizi odalara götürüp soyundurmak istiyorlar. Biz buna karşı direniyoruz dedi. Sincan cezaevinde tutsak çocuklara yönelik işkence de devam ediyor. İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, TUHATVET, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Gündem Çocuk Derneği ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Bizler çıplak yüzle çocukların yüzlerinde çizik ve morluklar, kafalarında yumru büyüklüğünde şişlikler, vücutlarında özellikle karın bölgeleri, baldırları, sırtları ve bileklerinde kızarıklıklar ve şişlikler olduğunu gördük. Yine görüş odasında dahi topallayarak gelmeleri, ayakta dururken zorlanmaları da ilk etapta dikkat çeken hususlardı. Kiminin kıyafetlerine kan bulaşmış olduğu, kiminin kıyafetlerinin hala parçalanmış halde üzerlerinde durduğu da açıkça görülüyordu. İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan ise çocuk cezaevlerinin kapatılması için kampanya başlatacaklarını belirtti. Ve çocuklara işkence yapan sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Siirt E tipi kapalı cezaevinde de hasta tutsaklara dikkat çekmek ve hak ihlallerine karşı başlıklı tutsaklar eylemdi. TUATLER adına tutsaklarla görüşen avukat Sabır Taş eylemlerine dikkat çekti. Bu böyle devam ederse sanırım hem erkek ve hem de kadın tarafında çok ciddi eylemselliklerle bunun üzerine gidilecektir. Bugün bile kadınların
bu konuya duyarsız olmadıklarını kamuoyuyla paylaşmakta yarar vardır. Şu anda kapalı görüşe çıkmama, telefona çıkmama, spora çıkmama ve karavana yemekler almama şeklinde bir tepkileri vardır kadın arkadaşların. Kişi kendi telefon görüşmesini kısıtlıyor, yemeğini kısıtlıyor, spor hakkını kısıtlıyor ama kimsenin haberi olmuyor. Biz burada onların sesi olmak istiyoruz. Açıkçası bütün kamuoyunun bu konudan haberdar olmasını istiyoruz. 84 cezaevinde 7000'in üzerinde siyasi tutsağın temsilcini yapan Tuat Feth adına Başkanı Zübeyde Teker artan baskılara dikkat çekti. Teker, cezaevlerindeki baskıların hükümetin politikalarından bağımsız ele alınamayacağını belirtti. Cemaatle yaşadığı gerilim cezaevlerine de provokasyon olarak yansıtılmaya çalışılıyor. Çünkü arkadaşlarımın mevzuat gereği kullanması gereken haklar kısıtlanarak orada bir gerilim ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Buradaki temel şey şu, bizim arkadaşlarımız gerçekten sağduyulu ve sorumluluk çerçevesinde hareket ediyor. Ama sonuçta gasp edilen hak noktasında da orada bir mücadele yürütmek temel görev ve sorumluluklarından biri. Bu temelde de bu mücadele yürütüyorlar ve taviz vermiyorlar. Bunun bilinmesi gerekiyor. 12 Eylül zihniyeti zindanlarda sinsi bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Halktan koparılmaya çalışılıyor siyasi tutsaklar. Onların sesi kısılarak içeride teslim almaya dönük bir sürü yol ve yöntem izleniyor. Nedir bu yol ve yöntem? İşkence bir yöntemdir. Kötü muamele. Ve 30 Mart'ta gerçekleştirilecek 2014 yerel seçimlerinin hazırlıklarına bakalım. Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listesi mahalle muhtarlarına ulaştırıldı. Seçimlerde oy kullanacak seçmenlerin oylarını nerelerde kullanacağını bu listelerde yer alıyor. Seçmen listelerinin bugün saat 8 itibariyle muhtarlıklara asılacağı belirtildi. Listeler 23 Ocak günü saat 17'ye kadar tüm mahalle ve köy muhtarlıklarında askıda kalacak. Ahmet'in Kanartepe Mahalle Muhtarı İlhami Altun, geçmiş dönemlerde seçmen listelerinde ciddi karışıklıkların yaşandığını hatırlattı. Seçmenlerin oylarını nerede kullanacağını öğrenmesi gerektiğini dile getirdi. Halkların Demokratik Partisi 59 ilin yerel yönetiminde alternatif olmaya hazırlanıyor. HDP'nin yerel yönetimlerden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Yurdusev Özsekmenler yerel yönetim politikalarını açıkladı. Özsekmenler yerel yönetimlerde mevcut merkezi yönetim anlayışına karşı temel felsefelerinin kadın erkek eşitliği, ekolojik yönetim, katılımcılık ve yerel meclislerin inşası olduğunu söyledi ve eğer özerklik üzerine yerel politikamızı yürütmezsek biz de tekçi zihniyetin altında ezileriz. Bu yüzden kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz sloganıyla yerel seçimlere giriyoruz dedi. Mevcut sistemi diktatörlük olarak tanımlayan Özsekmenler, HDP'nin inanç, kimlik, cinsiyet gibi tüm farklılıkları gözeterek yol alacağını ifade etti. Özsekmenler, demokrasiden yana olan kesimleri HDP çatısı altında birleşmeye çağırdı. HDP'nin adaylarını da resmi olarak 17 Ocak'ta Ankara'da açıklayacağını söyledi. BDP'de seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Batman'da görkemli bir mitingle seçim çalışması başlatıldı. BDP Batman'da bugün BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve DTK Eş Başkanı Ahmet Türk'ün katılımıyla seçim çalışmalarını başlattı. Batman'da görkemli karşılanan eş başkanlar önemli mesajlar verdi. Serkeftim le peşe tekoşina azadiyeyi.
Hamzi Gali hapa verin. Hamzi siyasete hapa verin. Hamzi bana yakmasın. Jubo gelekü. İro. Hamzi havata gelekten ve menzenin. BDP'nin Silopi Belediye Eş Başkan Adayı Emine Akça, 25 Ocak 2001'de kaybedilen HADEP İlçe Başkanı Serdar Tanış ve ilçe yöneticisi Ebubekir Deniz'in ailesini ziyaret etti. Van Belediyesi ile Genel İş Sendikası Van Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ardından da Belediye Başkanı Bekir Kaya ve Eş Başkan Adayı Hatice Çoban'la birlikte belediye çalışmalarını ziyaret etti. İlk olarak Van Belediyesi Kadın Yaşam Kompleksi çalışanlarından bilgi alındı. Rojava'ya ilişkin haberlerimizle devam edelim. Kuzey Kürdistan'dan Rojava direnişine destekler geliyor. BDP Genel Merkezi Afrin sınır kapısının insani yardımlara açılmasını istedi ve Rojava'daki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla miting düzenleyeceklerini açıkladı. Miting 19 Ocak Pazar günü saat 13'te Dilaun Islahiye ilçesinde gerçekleşecek. Mitinge ilişkin BDP Adana İl Örgütü'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan BDP İl Başkanı Uğur Bayrak, tüm Çukurova halkını 19 Ocak günü Islahiye mitingine katılmaya çağırdı. Öte yandan YPG çetelere karşı Tilberek ve Tilhemis'te operasyonlar gerçekleştirmişti. Demokratik Toplum Hareketi TEVDEM operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. YPG'nin Tılkoçer, Tılhalef, Kobane ve Afrin direnişlerine dikkat çeken TEVDEM, Rojava'daki demokratik özerkliğin YPG'nin direnişiyle inşa edildiğine vurgu yaptı. Tilberek ve Tilhemis operasyonlarına ilişkin bilgi veren TEVDEM, Kürtlerin düşmanlarının Tilberek ve Tilhemis'i Rojava'ya yönelik saldırıların karargahı yaptığını belirtti. YPG'nin operasyonunda 150'ye yakın köyün çetelerden arındırılarak halka teslim edildiğine dikkat çekilen açıklamada, operasyonda çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğü bilgilerine de yer verildi. TEVDEM'in açıklamasına göre operasyonda bir YPG savaşçısı yaşamını yitirdi. Açıklamada son olarak Kürt gençlerine Rojava devrimini sahiplenme çağrısı yapıldı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan geçtiğimiz aylarda Demokratik İslam Konferansı'nın yapılmasını önermişti. Ardından konferans çalışmalarının startı verilmişti. Çalışmalar kapsamında Ocak ve Şubat ayında Ahmet, Van, Rıha, İstanbul ve Ankara gibi merkezlerde panel ve forumlar gerçekleştirilecek. Konferans çalışmaları kapsamında şu ana kadar yaklaşık 25 ilde ön ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirildi. Önümüzdeki haftadan itibaren ise paneller ve çalıştaylar yeniden başlayacak. Bu kapsamda 12 Ocak'ta İstanbul'da, 19 Ocak'ta Ankara'da, 25 Ocak'ta Ahmet'te, 26 Ocak'ta Van'da ve 1 Şubat'ta Rıha'da paneller ve forumlar gerçekleştirilecek. Bu panel ve forumlara hem Kürt İslami çevreler hem de Türkiye'nin diğer İslami çevrelerinden katılımlar olacak.
Demokratik İslam Konferansı Hazırlık Komisyonu üyesi Ayhan Bilgen, konferans içeriğinin bu yerel toplantılarda ortaya çıkacağını belirtti. Konferansı Şubat ayının sonunda yapmayı hedeflediklerini dile getiren Bilgen, sadece tartışmaların yapılacağı bir konferans değil, iradenin ortaya çıkacağı ve olgunlaşacağı bir konferansı gerçekleştirmeye çalışacağız dedi. Nasıl inşa edileceği, İslami çevrelerin hem kendi hak ve hukukları, hem kendi iç tartışmaları, Orta Doğu'da özellikle işte mezhepler arası gerilimleri ya da farklı ulusların, halkların talepleri karşısındaki tutumlarını dikkate aldığımızda bu birlikte yaşama hukukunun nasıl inşa edileceği, herkesin özgürlükleriyle eşit biçimde nasıl kendini var edeceği konusu tartışmaların temelini oluşturacak. Yolsuzluk operasyonları sonrası AKP ile Gülen örgütü arasında iktidar kavgası giderek derinleşiyor. Bu kavganın faturası ise yine halka kesiliyor. İşte Türkiye'yi krize sürükleyenlere tepkiler. İhade, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında başlayan tartışmalara ilişkin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İHAD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, yaşananları anayasal bir kriz olarak değerlendirdi. Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Türkdoğan, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Türkdoğan ayrıca BDP ve AKP'ye yeni bir anayasa yapımı için bir araya gelme çağrısı yaptı. Yaşanan yargı krizine dikkat çeken BDP'nin hukuk ve insan haklarından sorumlu eş genel başkan yardımcısı Meral Danış Beştaş da Türkiye'de bir demokratikleşme isteniyorsa tüm özel yetkili mahkemelerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Beştaş şöyle devam etti. Türkiye'de Kürtleri de vatandaş kabul ederek, gerçek vatandaş kabul ederek yargılama yapsa o zaman gerçekten bir demokratikleşme adımından söz edebiliriz. Daha dün Roboski karar verildi. Kolombiya devrimci silahlı güçleri FARC, Kolombiya hükümetiyle sürdürülen barış görüşmeleri nedeniyle geçici ateşkes ilan etmişti. Ancak ateşkes ilanına rağmen ordunun düzenlediği operasyonlar çatışmaların çıkmasına neden oluyor. Ordunun düzenlediği operasyonda 3 FARC gerillasının hayatını kaybettiği açıklandı. Katledilen gerillalardan birinin Romano Kod adlı Doğu Cephesi komutanlarından Henry Castellanos Garzon olduğu iddia edildi. Öte yandan Kolombiya Liberal Partisi, gerilla örgütleri FARC ve ELN'ye seçim döneminde ateşkes çağrısında bulundu. FARC'la Kolombiya hükümeti arasında süren barış görüşmelerinin yeni turunun ise Küba'nın başkenti Havana'da 13 Ocak'ta başlaması bekleniyor. Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgeler arasında Orta Afrika Cumhuriyeti de bulunuyor. Devam eden çatışmaları durdurmakta başarısız olan devlet başkanı Michel Djotodia görevinden istifa etti. Çat'ta Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan şiddet olaylarının görüşüldüğü bölgesel zirveden istifa açıklaması geldi. Açıklamada yeni yönetimin başkent Bangui'de yapılacağı görüşmelerden sonra oluşturulacağı ifade edildi. Böylece darbe yönetimine karşı yapılan başka bir darbeyle görevi devralarak ülkenin ilk Müslüman başkanı olan Djotodia 10 ay sonra görevi bırakmış oldu. Ülkede Müslüman, Selaka ve Hristiyan anti-Balaka militanları arasında devam eden çatışmalarda 1000 kişi yaşamını yitirdi. Çatışmalar nedeniyle 1 milyon kişinin de evlerini terk ettiği ülkeye 5000 barış gücü askeri gönderildi. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.